10 Eylül 2024 Kapalı Çarşı'dayım arkadaşlar. Herkesin işi rast gitsin. Allah sağlık sıhhat versin. Umarız herkes iyidir. Abone olup da videoları sonuna kadar izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Ağzına yüreğinize sağlık herkesi, ellerine sağlık. Evet, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kapalı Çarşı'da Çuvacağım meşhur. Oğan'a gideceğiz. Orada daha önce, bir hafta önce çekim yapmıştık. Havayelis abimle ocakçı. Ona biraz gazete kağıt getirdim. Ona lazım oluyor defter falan. Hem bir muhabbet edeceğiz hem bir kısa çekim yapacağız. Elinde güzel iş varsa onu da çekeriz eritme. Hadi bakalım yürüyoruz arkadaşlar. Evet, burası Kapalı Çarşı Kılıççılar Kapısı. Bu Çuvacağı'nın buradan girerseniz sağdan büyük kapısı var. Ben oradan değil de şu kılıççılardan gireyim dedim. Buradan meşhur dönerci Şahin. Burada kılıççıların demelerinin nedeni arkadaşlar eskiden kılıç yapıyorlarmış. Kılıççılar, kılıç imalatı Osmanlı'da yani. Elle kılıçlar yapılmış. Sonra buralar dökümcü falan olmuş bakırcı. Şimdi de hepsi kuyumcu. Evet, şu gördüğünüz Çuvacağı'nın kılıççılara bakan kısmı arkadaşlar. Çok büyük han. Öbür tarafı Mahmutpaşa'ya gidiyor. Nuri Osmaniye'ye bakıyor bura. Aşağısı. Sol taraf Kapalı Çarşı'nın üstüne bakıyor. Evet, burası Çuvacağı'nın çöp kapısı dedikleri ufak kapısı. Evet, eskiden burada çöp bidonları vardı. Şimdi koymuyorlar. Cumartesi günleri çıkarken bu kapıdan çıkıyorlar. Büyük kapıyı kapatırlardı. Evet, Çuvacağı. Şöyle biraz dolanalım arkadaşlar. İleri ufaklı mağazalar, atölyeler, yüzlerce dükkan var. Evet, bu an Osmanlı'da atların ağırıymış. Merhaba, eyvallah. Padişahların seyisleri, atları, ağırları bu almış. Sonra Çuvacağı olmuş. Çuva yapmaya başlamışlar. Çuva atölyeleri. En sonunda son 80 yıldır da 100 yıldır da kuyumculuk. Oo, ne yapıyorsun usta? Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, şuradan çıkalım arkadaşlar. Ocakçı Edis abiye bir ziyaret yapalım. Evet, biraz karanlık bura. Kafayı da vurmayın arkadaşlar, burası alçak. Uzun boyunlar. Evet, Çuvacağı binlerce kuyumcunun yetiştiği an. Baklayıcı, sahtekar, cilacı, ocakçı. Evet, Çuvacağı. Yanlış hatırlamıyorsam şu arkadaşlar şurada rahmetli vücutçu parmak abinin, parmak atan abinin atölyesiydi muhtayıcı. Klimalarını ben yapardım. Nur içinde yatsın. Bunu da saygıyla analım. Evet. Çuvacağı. Bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet. Oo, Avesi abi. Eyvallah. Nasılsın Akbarik? İyiyim, hoş geldin. Hoş gördük. İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Tek Akbarik, sana kağıt getirdim, defter getirdim. İyi misin? Kolay, evet. İyiyim. Bu sefer tam çıktım senin önüne geldim. Geçen sefer demek ki öbür kapıdan dolanmışım. Şöyle takalım. Niye görmedim lan? Bırak Akbarik. Tamamdır Akbarik. Kolay gelsin Akbarım, hayırlı işler. Eyvallah, sağ ol. Demek bu sefer tam kapıdan girdim, çıkar çıkmaz sana denk geldim. Evet abi. Eskiden bir kapıdan gelmiştim. İyi misin Akbarik? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Buralar gene pırıl pırıl Akbarım. Sağ ol, teşekkür ederim. Maşallah. Benim evden daha düzgün, temiz ya. Abi Akbarım, sana dedim ya bir şeyler getireceğim. Kağıt, biraz gazete. Daha çok getireceğim de bugün öyle oldu Akbarik. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek Akbarım? Aldım abi. Şurada defter var Akbarım, belki not alırsın ya da ben
kullanmamışım. Var, benim defterim var. Yok, yakarsın ya. Yok, yakmaz, yanarsın. Ben birine ver. Yok, ben size vereyim, siz birine verirsin akbarım. Şunları da şey yaparsın akbarım, tutuşturmak için. Tamam. Tamam. Tamam akbarım. Ne var ne yok? İşler zayıf herhalde. Vallahi sabah çalıştık, bir şeyler vardı. Bunlar akbarım, sana çok iyi denge oluyor. Birine istersen not için verirsin bunu. Dedik biraz evi boşaldı. Merhaba, hayırlı işler, kolay gelsin. Abi sağ, ustamı tanır mısın? Abi abi mükemmel adam. Nereden tanıyorsun abi sabı ya? Merhaba. Abi, 30 senedir tanıyorum, 30 senedir. Merhaba. Ya sen gençleşmişsin. Sasonlu değil miydin? Evet. Neydi isim? Cemal. Cemal kardeşim, iyi misin? Kimin abi, kimi? Ha Zadik, evet. Kaç yıl oldu görüşmeyeli ya? Ben hatırlamıyorum ya. Abi ustayı bilir misin Ocakçı? Gel bakayım buraya, ifadeni alayım senin. Gel bakayım. Abi tabii şimdi iş olsa... Ha kömürü yakmışsın ama değil mi? Bir yaktım iş yapmışsın. Ocağı. Ocağı yaktım. Canım. Ocağı yaktın. Sabah bir iş vardı, yaptım. He yaptın. He, yakayım anladım. Biraz canlansın. Anladım akbarım. Ne haber? Ya bunu çok... Cemal sen 12-13 yaşında indin mi izledin yanına geldin? He? 16 yaşında. Tamam. Şimdi kaç yaşındasın? Gel bakayım şöyle. Ya Zafer Usta'yı nasıl bilirsin? Nasıl bir insan Zafer Usta? Avedis Usta pardon. Avedis Usta. Bağır oğlum biraz. Askerlik yapmadın mı? Abi sen bu askerlik yapmamış ya. Yapmamıştır. Tabii. Ya da dayak yememiştir. Ya da unuttu. Ya da belki dayak yememiştir. Olabilir. Cemal'im iş veriyor musun akbariye bazen? İşimiz olmuyor yani. He, ama tanıyorsun Avedis abiyi. He, çok iyi. İşler nasıl? Onların pek ocakta işi olmuyor. He, onun için anladım. Bize gelmiyorlar. Anladım, yani. Cemal be. Yıllar çabuk geçti. 30 oldun mu? 40 mı? 16. Demek ki abi ben bunu 25 yıldır tanıyorum Avedis abi ya. Vay be. Zaman nasıl geçiyor? Abi zaman dediğin nedir? Şelale gibi akıp gidiyor ya Avedis abi ya. Öyle. Bugün ne döktün Avedis abi bugün? Ne iş yaptın? Gümüş geldi bir tane toz. Onu erittim. Çay parası çıkmaz Avedis abi. Ya çıktığı kadar abi. Ay. Rızkımız neyse o. Çıksana çay çıkmasa da. Cemal gidiyorsun. Hadi güle güle kendine iyi bak. Sevindim seni gördüğüme. Çay soruyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi hayırlı işler olsun. Senin 12 ocağı 3 çay. Ha tamam. Hadi kolay gelsin. Abi sen buradan böyle dönüyorsun aynı yere geliyorsun. Aynı yere. Evet, aynı yere dönüyorsun. Dar yerler Çuğalca. Abi saklarım buyur. Geç abi. Abi saklarım bu Çuğalca'nın tarihi hakkında ben biraz bilgilendirdim ama senin bilgin daha değerlidir. Bu Çuğalca'nın Osmanlı'da ilk başta ne diye kullanılıyor Akbarik burası Avedis abi? Vallahi adı Çuhacı, Çuhacılar varmış demek ki. Evet. Ya ben tarihini çok geçmişini bilmiyorum. Sadece bildiğim kervansaray olarak yapılmış buralar. Yani altlar ahır, üstler. Padişahın atları ağırları yani, seyisler kalıyormuş. Doğru. Söylenene göre Kapalı Çarşı'yı da sonradan yani Osmanlı'nın ordusu kalırmış yani orada. Atları falan yani. Kapalı Çarşı olan yer yani. Doğru diyorsun. Orada ahırmış. Sonradan çarşı olarak yapılmış yani. Benim bildiğim o. Tabii tarihçi değilim. Babanız kaç yılında buraya gelmişti Ahmet Sakbarik? 1950. Babanız 1950'de Çuhacan'a giriyor. Evet. Peki babanız Çuhacan'da geldiği ustanın, ustası ona ondan önce gelmiş herhalde. Anlatır mıymış kaçta gelmiş onun ustası? Bilmiyorum. Hiç öyle bir muhabbetimiz olmadı. Yani. Demek burası 1900'lerde kuyumcu olmaya başlamış gibi değil mi? Tabii abi? Yani Fatih Sultan Mehmet'le zaten başlamış. Kuyumculuk yani ustaları Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a getiriyor. Ermeni ustaları. Ermeni ustaları işte terzisinden tut inşaatçısından bilmem kuyumcusundan ya buralara yerleştiriyor ama tarihini geçmişini bilmiyorum fazla. Bursa'daki Ermeni patrikhanesini de İstanbul'a taşıyor. Evet. Samatya'ya sonra evet. Kumkapı'ya gidiyor. Fatih Sultan Mehmet'i fermanıyla geliyor. Yanlış bilgi verirsem olmaz. Yok bildiğiniz kadar. Bildiğim kadar şöyle mesela Rum kiliselerini Ermenilere veriyor. Mesela patrikhanenin olduğu yer bile Rum kiliseleri. Evet bizim Samatya şeyin üstü. Hepsi ayazma olan altlarında ayazma olan kiliseler Esya, Rum kiliseleri. Evet Sakyan Okulu'nun altı da ayazma. Tabii şey, yani sarmış. Ermeni kiliselerinde ayazma yok. Yok onların evet. Tabii Rum kiliselerini yani Rumlardan Manastır. Olan.
Yani bazılarını kiliselere, yani Ermenilere tahsis şey etmiş. Fatih Sultan. Evet, Fatih Sultan Mehmet zamanında, işte evet. Sonraki padişahlarda. Akbarım, bu iş olsa da olmasa da Avesta böyle yanar mı? Akşama kadar? Yanar abi. Ara ara kömür atarız ki sönmesin ocak. Bak, bak biraz önce hafiften geçiyordu. Evet. Ateşledim. Buradan kömürü atıyorsun. Evet abi. Abi Akbarım, o zaman iş olmasa sen zarardasın değil mi? Ya, tabii zarar, kömür... iş olması daha iyi. Ama o eski işler kalmadı. Tabii yani kolay değil. Burada masrafı, yani, masrafı çıkarmak ne bile, yapayım? Değil mi? Zor. Boş durmaktansa çalışmak daha iyi. Evet, hareket, spor, yani, bereket. Boş da geçsen bir yerde para harcayacaksın. Tabii tabii. Değil mi abi? Yani gidip bir yerde oturacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Yol parası var. Her şey var. Şey var. Dediğin şey, gibi yani, bir şey göreceksin, alacaksın. Çok şükür işim var, gücüm var. Geliyorum, açıyorum kapımı, oturuyorum. Nereye gideyim derdim yok yani. Allah sağlık, sağlık versin, güç amin, versin, bol kazanç versin. Hepimize akbar. Sen böyle gerçekten pırıl pırıl akbarım. Makinelerin falan, bezler, üstüpüler. Böyle ara sıra böyle siliyorsun değil mi boş durduğunu? Tabii, tabii. Bak pırıl mesela pırıl. Sabah astar çektim bir tane. İzi var topta mesela. Hı, evet evet. Anladın abi yani. Evet, evet, evet. Ama sonra biraz sonra sileceğim o topu. Evet abi akbarım. Senin işler salı hangi günler daha yoğun olur abi? Hiç belli olmaz akbarık. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Anladım. Kapıdan kimin gireceği belli değil. Sen gümüş altın eritiyorsun o kadar. O kadar. Altın ha, gümüş. Altın gümüş. Gümüş daha çok sanki geliyor değil mi akbarım? Yani kurşun falan sokmayız zaten dükkana. Karışın. Çünkü altını bozar. Çatlatır altını. Yani kalay kurşun girmez bizim dükkana. Öyle şeyler kullanmayız yani. Çalışmayız. Çok güzel. Sadece altın gümüş. Gümüş sanki bu ara daha çok oldu değil mi son dönemlerde gümüş? Ya ben pek işte gümüşçüyle de çalışmıyorum. Biraz sıkıntı oluyor onlarda. He. Altın işi en güzeli. Eskiden beri ağırlıklı kuyumcular altındır. Tabii altın. Benim altın. Hepsi altın atölyecileri yani. O da o işler de kalmadı artık. Her evet, şey eski şey. Teknoloji değişti. Bize de yani ocağa iş kalmadı yani. Makineler değişti. Tabii. Doğru diyorsun. Yani. Sen de vitesi ufalttın, yaş da ilerledi. Tabii canım. Böyle yani, giderse de çok şükür. Öyle. Abi. Gittiği yere kadar. Allah sağlık, sağlık versin. Amin hepimize. Anas abi seni gördüm, çok sevindim. Hatırını sağ ol, sormaya teşekkür geldim. Ederim, sağ ol. Bir şeyler ufak... Şimdi çayları söyledim, çaylarımızı içelim. Sağ ol, eksik olma. Benim sormayıp da söylemek istediğim bir şey var mı akbarım? Vallahi gençlerimize geçen mesajlarını verdin. Herkes çok teşekkür etti onun için. Evet, size yorumlar yorum yapan, güzel yorumlar. Yorumlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bazıları arkadaşlarım çıktı. Yurt dışından. Yurt dışından da aradılar. Yurt içinden de aradılar. Sağ olsunlar. Hepsine çok çok selam ediyorum buradan. Cevap veremedim, kusura bakmayın. Ben sizin adınıza hep cevap veriyorum. Biliyorum, gördüm, okudum. Şey yapıyorum elimden geldiği kadar. Yani. Gerçekten güzel övgüler, saygılar var. Sağ ol, teşekkür selamlar ederim. Var. Hepsi için teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Biz teşekkür ederiz. Kötü yorumlar olur, iyi yorumlar olur. Tabii, yeter ki yani, hakaret yani, tehdit olmasın. Tabii canım, herhalde ki. Herkesin eleştiri olursa insan kendini daha iyi düzeltir. Çok seviniriz eleştirilere. Tabii, eleştirirsinler. Yanlışımız olabilir, insanız hepimiz. Kendi fikrini söylesin, şöyle yapsan daha iyi olur. Tabii, eleştiri de olabilir. O olur ama yani ötekilere zaten hepsine hemen saygımız var. Evet, hepsine çok, saygımız var. Sağ olsun bizim YouTube'daki arkadaşların %80'i, %85'i çok bilinçli, ağır başlı yani, bizim kafamızda yerlerdeler. Tamam abi. Bekle mi? Bereket versin. Bekle abi. Ondan sonra. Evet. Arkadaşlar ben de nasılsın, kapıyorum. Abi, kendinize iyi bakın. Halit Sabi'nin müşterisi geldi. Lütfen abone olup yorum beğen yaparsanız çok seviniriz. Herkese sevgiler, saygılar. Sağ olun, var olun.